Günaydın. Bugün 16 Mart 2023 Perşembe, Dünya Gözüyle karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Finlandiya'dan bir haberle başlayalım. Hakikaten Türkiye için son derece hem karışık bir gündemin hem de umut dolu yeni başlangıçların olacağı bir güne günaydın diyoruz. Finlandiya Cumhurbaşkanı'dan alıyoruz haberi ve Euronews'den veriyoruz. Türkiye NATO üyeliğimizin onaylanması konusunda karar verdi diyor Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö. Euronews'den okuyoruz. Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğini onaylama konusunda karar verdiğini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. Yarın bu görüşme gerçekleşecek ve Niinistö'nün yaptığı açıklamada, ki Twitter hesabında kendisi de paylaştı bunu, Türkler kararı açıkladığı zaman cevabı almak için orada olacağımı umut ediyorum diyor Finlandiya Cumhurbaşkanı. Elbette yaptıkları daveti kabul ettim ve niyet beyanını almaya oraya gideceğim diyor. Reuters, Niinistö'nün Erdoğan'ın daveti üzerine yarın, yani işte bugün akşam saatlerinde herhalde, Türkiye'ye varacağını duyuruyor ve isminin verilmesini istemeyen iki Türk yetkilisinin verdiği bilgiye göre de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Finlandiya'nın NATO'ya katılım teklifini büyük olasılıkla Nisan ortasında kapanmadan önce onaylanacağını aktarıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 16-17 Mart, yani bugün ve yarın yapılacak görüşmelerde Türkiye-Finlandiya ilişkilerinin yanı sıra NATO Madrid zirvesinde imzalanan üçlü muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor diyor haber ve gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için üstümüze düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız diye konuşmuştu diye de son noktayı koyuyor. Ama elbette bunun iz düşümüne baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz gün Amerikan başkentinde temaslarını tamamladı ve hem Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la hem de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland ile görüşmüştü. Bu görüşmelerde elbette İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de gündeme gelmişti ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da işte Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yapmıştı bu yazılı açıklamayı ve Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasından paylaşılmıştı. Son satırda önemli bir vurgu vardı. O vurguda Amerika'nın İsveç ve Finlandiya'nın en kısa zamanda NATO üyesi olması gerektiği üzerineydi. İşte Finlandiya ayağı bugün yarın artık resmileşiyor. Sonra geriye bir tek mecliste bu işin nihai olarak onaylanması kalıyor. İsveç'te anlaşılan 11-12 Temmuz Litvanya'da Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine kadar bir hal yoluna girecek gibi gözüküyor. Bu iki taraflı gelen bütün açıklamaları bu şekilde okuyacak olursak sanırım yanlış yapmayacağız. Bundan sonraki haberimizi yine Türkiye'nin işte bu ilişkileri toparlama kısvesinden verebiliriz. Bu senenin sonu ve senenin başlangıcı. İsrail ve Türkiye büyükelçiliklerini karşılıklı atamış ve iki ülke uzunca bir süre sonrasında ilişkilerin normalleşmesini büyükelçilik seviyesine de çıkar, büyükelçiler seviyesinde temsiliyeti sağlayarak da belli bir seviyeye oturtmuştu. Bu ondan sonraki ilk önemli gelişme nedir? İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Ronen Levy'nin Twitter paylaşımıyla karşınızda göreceksiniz. Orada Ronen Levy, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü, diyor ki bugün Kudüs'te gerçekleşen bölgesel işbirliği toplantısının açılışı sırasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar,
ile bir araya gelme şansı bulduğum için mutluyum. Bölgedeki güncel durum, fırsatlar ve zorluklar konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi bölgesel istikrar için önemli diyor. Ve elbette bu görüşmenin mekanizması Türkiye-İsrail İkili stratejik diyalog toplantısı diye de ayrıca not düşmek lazım. Bu uzunca bir süredir toplanmıyordu ve yine toplanmaya başladı. Eşittir Türkiye, işte Erdoğan hükümetlerinin dış politikasıyla hayli farklı şeyler denedi. İdeolojik bir dış politikaya yöneldi. O ideolojik dış politikaya yöneldiğinde İsrail'le ilişkileri kötüleştirdi. Başka problemlere neden oldu. Ülkelerin iç işlerine karışma yoluna gitti. Ama şimdi neyse ki oradan geri adım atılıyor. Bunu aslında öyle okumamız gerekiyor. Ve bunun domino etkisini Mısır'la normalleşmesi beklenilen ilişkilerde de yakın bir zamanda görmek ümit ediliyor. Ama işte o nasıl olacak? Anlaşılan herkes Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan seçimleri bekliyor. Ve fakat İsrail bunu hani bir şekilde hızlandırıyor. O çıkar dengesini başka yerden okuyor diyebiliriz. Bir sonraki takibi haberimizi bu sefer İsrail'in Türkiye nezdindeki büyükelçisi Irit Lilian'dan verelim. Irit Lilian ve beraberindeki heyet dün Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile bir araya geldi. Onu paylaşıyorlar ve görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri ile turizm konularında görüş alışverişinde bulunuldu deniyor. Arkadaşlarımız onu da ekrana getireceklerdir diyeyim. Şimdi buradan bölgesel bir iki başlığa daha geçelim. Biliyorsunuz dün programda paylaşmıştık. Amerika ve Rusya Ukrayna Savaşı başlayalı farklı pozisyondalar ama bu farklı pozisyonda olmalarına rağmen o farklı pozisyonda açılımını hemen yapalım. Amerika diyor ki bizim bütün desteğimiz Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunması için. Yoksa bu destek Amerika'nın Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelmesi ve olası bir askeri çatışmayı tetiklemek amaçlı değil diyor. Ama işte geçen sene 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna işgalinden bu yana bu terminoloji veya Amerika'nın ve NATO üyelerinin bu pozisyonu her ne kadar bir şekilde Batı kamuoyunda bu şekilde kabul görmüş olsa da Rusya nezdinde aynı şekilde yaklaşılmıyor, yaklaşılanamıyor buna. Ve dün işte programda paylaştık ki İlk defa çok ilginç bir kesişme oldu. O da Kırım, 2014'te Rusya burayı kendi topraklarına ilhak etti. Dünyanın hiçbir yerinde bu tanınmıyor. Türkiye dahil tanımıyor. Ama tabii Moskova için aynı şey söz konusu değil. Orayı kendi toprağı olarak sahiplenmiş durumda. Ve orada Amerika'ya ait bir insansız hava aracı ile iki Rus jetinin bir tacizi veya işte her neyse, çünkü iki tarafta bunu hali hazırda farklı konumlandırıyorlar, bir şey yaşandı ve orada Amerikan tarafı diyor ki bu insansız hava aracı Kırım hava sahasında değildi, uluslararası sularda seyrediyordu ve orada iken Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ifadesine göre hukuksuz ve sorumsuzca Rus savaş jet pilotları tarafından tacize uğradı ve işte önünün sert bir şekilde kesilmesi sonrasında da Karadeniz'e düştü. Ve Amerikan tarafı dedi ki ama bu düşen insansız hava aracı Rusların eline geçmedi. Onlar için son derece önemliydi. Rusya da diyor ki tamam, siz bunu böyle yapıyorsunuz. Bize göre o uluslararası sularda değildi. Kırım'ın hava sahasındaydı. Orada bir tam lokasyonda bir karışıklık var iki taraf arasında. İkincisi, siz bu insansız hava aracı ile Rusların Ukrayna'da yürüttüğü savaşla ilgili kritik istihbari bilgi topluyordunuz.
Ve dolayısıyla bu bizim için meşruiyeti sorgulanacak bir şey değil. Sizin dediğiniz gibi gayrimeşru hiçbir şey yapmadık diyorlar. Şimdi bu son derece birbiriyle çelişen şey dünya kamuoyunda biraz heyecan yarattı. Neden? Çünkü işte bu bir seneyi aşkındır Amerika'nın ve Batı İttifakı'nın yürüttüğü o argüman Rusya tarafından her ne kadar kabul görmese de ilk defa askeri bir sürtüşmeyi getirdi. Ve bunun akabinde haberi verelim. New York Times'dan vereceğiz. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin dün telefonu aldı ve Rus mevkidaşı Sergey Shoigu ile görüştü. Ve ABD'ye ait bu MQ-9 Reaper ya da insansız hava aracının Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçakları tarafından düşürülmesiyle ilgili konuştular. Amerikan Savunma Bakanı hali hazırda bu konuyla ilgili bütün çekincelerini ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki uluslararası hukuku ihlalini bu görüşmede aktardığını söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise bu görüşmeye yönelik olarak bugün Amerika tarafının inisiyatifiyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi deniliyor ve Kırım açıklarına doğru olayın gerçekleştiğini ifade ediyorlar. İHA uçuşu özel askeri harekat, Rusya hali hazırda bu terminolojiyi kullandığı için yazıdan doğrudan çeviriyoruz bunu, amacıyla kurulan hava sahasının kullanımına yönelik geçici rejim alanı sınırları ihlal edilerek ve aktarıcılar kapalı şekilde gerçekleştirildi deniliyor. İşte oradaki o aradaki farkı da görebiliyorsunuz diyeceğim. Şimdi bir haber daha paylaşacağım. Bunu yine dün Financial Times'tan vermiştik aslında bu haberimizi. Türkiye'nin aylık cari açığı 9.85 milyar doları bulmuştu. Ama işte öbür tarafta dünya piyasalarında da Amerika'daki Silikon Vadisi Bankası'nın iflasıyla birlikte hakikaten dünya piyasalarında, dünya bankacılık sektörüne duyulan bir tedirginlik olmuştu. Onun akabinde hem Amerikan Başkanı Joe Biden hem de Amerikan Merkez Bankası Fed çok hızlı orada devreye girdi ve işte minimum bazda 250 bin dolar o mevduatın garantisinin de üstüne çıkarak mevduat sahiplerini koruyacakları yönünde piyasalara güçlü mesaj verdiler. Ki herkes bankalara yönelip işte bankaların güvenine karşı bir tedirginlik ortaya çıkıp paraları çekmesinler, mevduat sahiplerinin hiçbir şekilde şüpheye düşmemeleri için böyle bir yönelişe gittiler. Şimdi bu ama ciddi bir tetiklenmeydi. Bundan sonra İsviçre'nin ikinci en büyük bankası Credit Suisse'de de dün hisse senetleri %30 oranında eridi. Onlar eriyince mevduat sahipleri para çekmeye kalktılar. İşte bankanın genel müdürü hemen devreye girdi. Biz neticede İsviçre'nin en büyük ikinci bankasıyız. Mal varlığı olarak baktığınız zaman bizim hiçbir şekilde bir tedirginlik duyacağımız bir şeyimiz yok dedi. Ama işte orada bir takım hani kargaşa sürüyor ve Avrupa Birliği Merkez Bankası dahil olmak üzere bütün bankacılık sektörü de bunu çok yakın monitör ya da denetlemeye gittiklerini ve bir sonraki adımları da atmak üzere belli bir karar mekanizması yönünde hazırlıkları olduğunu açıkladılar. Ama bu tabii ki işte bankacılık sektöründe belli bir endişeyi de beraberinde getirdi. Bu gelişmeler Türkiye'deki olandan farklı. Çünkü Türkiye zaten Avrupa'daki işte ne bileyim enflasyonun artışına karşı faiz artırımına gitmeyip başka bir ekonomik yol denemeyi tercih etti ve bütün Batı piyasaları da Türkiye'de bunun hani ekonomi literatürüne yeni bir başlık, yeni bir teori kazandırıp kazandırmayacağı yönünde çoğu zaman da nüktedan yorumlar yapmaya devam ettiler. Türkiye'deki mesele
göre çok farklı. Şimdi bir, Türkiye'de işte aylık cari açık 9.85 milyar dolara vardı. Dün verdik haberi Financial Times'tan, bugün Bloomberg'den veriyoruz. İkisi de finans sektörünü doğrudan etkileyen, önemli, takip edilen haber ajansları. Şimdi Bloomberg'ün haberini verdiğimizde Türkiye Varlık Fonu sendikasyon kredisi yenileme hedefini kaçırabilir diye veriyoruz bu haberi. Varlık Fonu 2021'de bankalardan 1.3 milyar dolar borç aldı diyor alt ara manşette. Katılımcılar maliyet ve Türkiye görünümüyle ilgili endişelerini dile getiriyorlar diyor ve devam ediyor. Konu hakkında doğrudan bilgisi olan kişiler görüşmeler özel olduğu için kimliğinin açıklanmamasını isteyerek Türkiye'nin Devlet Varlık Fonu'nun Perşembe günü vadesi dolan bir sendikasyon kredisinin %65'inden daha azını çevirmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Türkiye Varlık Fonu'nun 800 milyon avroya yakın borçlanacağı söyleniyor. Fon 2021'de bir grup uluslararası borç verenden 2 yıl boyunca 1.25 milyar avro borç almıştı. Bu da 1.3 milyar dolara denk geliyor. Ve şöyle devam ediyor Bloomberg'un bu haberi. Fonun tek sendikasyon kredisi sinyallerinin yenilenmesi için düşük katılım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez görevde olacağı Mayıs ayındaki seçimler öncesinde yabancıların Türk kurumlarına maruz kalma iştahını azalttı. Yani burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçimine katılacağı yönünde bir uluslararası piyasalarda endişe yaratmasından bahis ediliyor. Ve Erdoğan son yıllarda fonda dahil olmak üzere önemli finans kurumları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı diyor. Şimdi bu paragrafı konuğumuzla biraz daha kapsamlı açacağız. Çünkü bunun demokrasiyle, piyasalara güvenle, kurumlara güvenle doğrudan ilişkisi var. Ama ekonomik olarak baktığımızda neticede Devlet Varlık Fonu aldığı borcun şu anda ancak %65'ini refinanse edebiliyorsa, özel sektörün yabancı kaynaklı borcunu nasıl çevirebileceğini hepimizin bir sorgulaması gerekiyor. İki, dış kaynaklı kredilerini çeviremeyen ve aylık cari açığı 9.85 milyar dolara ulaşan bir ülkede faiz arttırılmadan döviz kuru ne kadar sabit tutulabilir veya daha ne kadar bu şekilde sabit tutmak için baskı uygulanabilir piyasalara? Bu soruyu da sormamız gerekiyor. Cevaplarını inanın hani hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz Türkiye'de. Bu cevaplar kolay olmuyor ama neticede 14 Mayıs'ta o sandık kurulduğunda kamuoyu bütün bu başlıklarla ilgili kendi kanaatini eminim belirtecektir. Diyeceğim ve hemen konuğumuza dönelim. Konuğumuz Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Ömer Faruk Gençkaya. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ediyorum. Şimdi bu Bloomberg'un geçtiği haber hakikaten önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesi, piyasalarda böyle farklı uyguladığı baskı, uluslararası piyasalarda Türkiye'nin kurumsal kimliğine kalıcı zarar verecek mesajı geliyor. Şimdi haliyle biz de sizinle işte bu parlamenter sisteme geçişi konuşacağız. Bunun dünyadaki örneklerini konuşacağız. Ama ilk soruyu şuradan açmak istiyorum size izninizle. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin herhangi bir örneği dünyada başka bir ülkede mevcut mu? Şimdi dilerseniz son vermiş olduğunuz haber içinde geçen İki başlıkla bu açıklamaya girelim. Çok önemli çünkü. Birincisi, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak tanımlanan sistemde yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya yürütme erkinde etkili
yetkilerini kullanırken bir taraftan da eşitsizlikçi bir konumda rakipleriyle mücadele edecek. Yani yine her zaman söylediğiniz gibi daha eşit konumda bir seçim olacak. Cumhurbaşkanı aday olduğu için diğer rakipleriyle eşitlikçi olmayan bir konumda seçime girecek. Aslında olabildiğince iyi uygulamalara baktığımızda devlet başkanı ya da cumhurbaşkanlarının doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği sistemlerde seçim döneminde başkanlar biraz daha pasif ya da edilgen diyebileceğimiz, çok gerekmedikçe fiili bir takım kararlara karışmadığı ya da müdahale etmediği bir dönem yaşanır. Ancak ülkemizde yapılan seçimlerde 2014, 2018 ve şimdi önümüzdeki Mayıs ayında sizin de söylediğiniz gibi yapılacak seçimde yürütme erkinin tek yetkilisi Cumhurbaşkanı, seçimlerde diğer rakiplerine göre daha eşit bir konumda mücadele edecek. Bu birinci önemli vurgulamamız gereken husus. Bunu aslında 2014 yılında yapmış olduğum bir çalışmada da yine vurgulamıştık. Ancak o günden bugüne bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmadı. İkincisi, yine vermiş olduğunuz haberde varlık fonunda, Türkiye Varlık Fonu. Bu da yine önemli tartışılan bir husus, özellikle idare hukuku, anayasa hukuku çerçevesinde ve kuşkusuz günlük siyasal tartışmalarda. Sayın Cumhurbaşkanı hem yürütme erkinin en tek ve en tepesindeki kişi olmanın yanı sıra bir de Türkiye Varlık Fonu'nda en üst yöneticisi. Hem vesayet makamı, yani biraz önce söylediğiniz gibi denetim yapacak. Yani bu kurum ya da kuruluş işlerini acaba anayasaya, yasalara ve diğer düzenlemelere uygun bir biçimde yapıyor mu, yapmıyor mu, bunu dışarıdan denetleyecek. Ama aynı zamanda da fiilen bu kurum ya da kuruluşun alacağı kararlarda nihai son karar merceği olacak. Bu tabi dünya uygulamalarında böyle, kesinlikle böyle bir husus söz konusu değil. Bu iki konuyla başlayalım ve dilerseniz yine bu konularda şimdi önemli çalışmalar yapmış olan Kemal Gözler Hoca'nın 2017 yılında yazmış olduğu, henüz daha fiilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmeden, bildiğiniz gibi, dinleyicilerin ve izleyicilerin de bildiği gibi, 2018'de yapılan erken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2017'de yapılan anayasa değişikliklerine uygun olarak yürürlüğe girmişti. Ancak Kemal Gözler Hoca 2017'de daha uygulama başlamadan bir takım eleştirilerde bulunmuştu ki bunlara birçok kişi, ben de dahil, büyük oranda katılmaktayım. Şimdi baktığımızda literatürde ya da yazında bu konuda yapılan çalışmalarda ve sınıflandırmalarda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sistem yok. İkincisi, Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Sistemi diye bir sistem de yok. Bildiğiniz gibi sistemler Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemleri, yarı başkanlık sistemleri ve parlamenter sistemler diye üçe ayrılıyor. Tabii bunların fiili uygulamada, ülke örneklerinde farklılıkları olmakla birlikte üç temel kategori var. Birinci ya da üçüncü olarak, bu sorunuza karşı ilk ikiye ilave olarak bunu da söyleyelim. Kategorik olarak aslında Türkiye'de uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni uluslararası sınıflandırmada belli bir yere yerleştiremiyoruz. Belki dördüncü bir kategori olarak görülüyor. Bunun nedeni nedir? Özellikle evet, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Bu son derece önemli bir husus. Ancak Cumhurbaşkanı yardımcıları, ki birazdan zamanımız olduğunda göreceğiz, sizinle de paylaştığım tablolarda, aslında başkan yardımcıları hemen hemen bütün başkanlık sistemlerinde başkanla birlikte halk oyuyla doğrudan
seçim yoluyla. Hocam şimdi siz lafı aldınız, böyle şey yapıyorsunuz ama aralara girelim ki izleyenler de konuyu bir derli toplu anlasınlar. Hepimiz bunu doğru anlamaya çalışıyoruz. Bir hani Türkiye'de biz yaptık oldu dediğimiz zamanda olmuyor aslında. Onu vurgusunu yapıyorsunuz öncelikli olarak bu soruya verdiğimiz cevapta. Ve fakat şimdi Türkiye'de altılı masa diye yola çıkılıp Millet İttifakı olan bu altı siyasi partinin tek bir hedefi var. O da Türkiye'yi yeniden parlamenter sisteme geçirebilmek. Şimdi bu yeniden parlamenter sisteme geçirmek için yalnız arada bir küçük kriz çıktı. Neyse ki krizi derlediler, topladılar. Ve fakat onu derleyip toplarken bir de bir ara formül çıktı. Şimdi bir de o ara formüle bir bakalım. Orada da izleyenlerimiz tane tane anlasınlar istiyorum çünkü. Neticede biz yaptık oldu değil, bunun dünyada da yansıması oluyor. Ekonomiyle doğrudan ilişkili ve hiçbir şey birbirinden kopuk değil. Hepsi zincir gibi birbirine bağlantılı. O yüzden lafınızın arasına giriyorum ki tane tane doğru doğru anlayalım diye. Buyurun hocam, şimdi bu ara formülü bize anlatın, bunun dünyada yansıması var mı? Şimdi tabii benzeri ilk sorunuza... İlk sorunuza sesinizi tam duyamıyorum. Bu arada onu da ifade edeyim. Kesintiler oluyor. Lütfen sesinizde. O zaman halledelim arkadaşlar onu. Şimdi yalnız ilk sorunuza tabii yanıtı çok uzun. Ama ben tamamlayıcı şimdiki sorunuza ya da ana temamıza geçmeden önce bir iki hususu daha belirteyim. Bizim şu anda uyguladığımız Cumhurbaşkanlığı, Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı yardımcısı da, bakanlar da, aynı zamanda üst düzey Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesinde üst düzey kamu görevlileri de doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Bunlar arasında valiler, büyükelçiler başta olmak üzere yer almaktadır. Dolayısıyla geçen de yapılan bir hesaplamada da yaklaşık olarak 700'ün üzerinde ya da 1000 ya da 1000'in üzerinde Cumhurbaşkanı'nın doğrudan ya da ilgili bakanın atamasını onaylayarak görevlendirdiği kamu görevlileri bulunuyor. Bunların hiçbiri olabildiğince doğru bir başkanlık sistemi olan, eksiklikleri olsa da Amerikan tipi başkanlık sisteminde yapılmıyor. Amerikan tipi başkanlık sisteminde sizin ve İzleyicilerin de bildiği gibi, çoğunun bildiği gibi bu tür atamalar senatonun onayından geçmektedir. Bu aslında güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarının olmazsa olmaz koşuludur. Bizde bu da yok. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na, bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı'na öncekilerle hiç kıyaslanmayacak düzeyde bir atama, üniversite rektörleri de dahil olmak üzere atama yetkisi verilmiştir. Bunun yanı sıra olabildiğince geniş bir alanda Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çıkartılabilmektedir. Yürütme erkiyle ilgili alanda. Tabii çok uzun ama zamanımız sınırlı olduğu için daha ayrıntıya girmeden sizin ikinci sorunuza izin verirseniz yanıt vereyim. Evet, bir ara formül bulundu. Bu altılı masa özellikle Cumhurbaşkanı adayı konusunda farklı görüşler ortaya çıkınca önde gelen kamuoyu araştırmalarında isimleri öne çıkan iki büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanı'na yardımcı olarak atanması formülü geliştirildi. Tabii bu 12 maddelik protokol, deklarasyon, bu tartışmalardan sonra yayımlanan deklarasyonda da 12. maddede İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği tarihte ve uygun göreceği, tanımlayacağı görev sınırları içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacakları bir protokole bağlandı. Peki dünyada durum nedir? Aslında baktığımızda size gönderdiğim tablolarda eğer kullanabilirsek o getirin tablolardan. Hemen ekrana hocam. Efendim. Siz anlatmaya devam edin. Arkadaşlar şimdi, getirecektir. Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi şunu da ifade edelim. Dünyada 40'ın üzerinde ülkede, hatta genel olarak toparlayacak olursak 50'nin üzerinde ülkede bir tür başkanlık sistemi uygulanmaktadır.
Ancak başbakan bulunmayan, yani yürütme erkinin çift başlı olmadığı başkanlık sistemlerine baktığımızda bu ülkelerde esas itibariyle Cumhurbaşkanlığına yardımcı olan kişiler, yani başkan yardımcıları esas itibariyle seçimle iş başına gelmektedir. Diğer tabloda esas olarak bunu açıklamıştım. Bu tabloda mı, tam ekranda göremiyorum. Evet, bir önceki tablo doğru. Doğru sıralama olmuş. Bir önceki tabloda gösterdiğimiz gibi aslında başbakan olmayan başkanlık sistemlerinde 29 uygulamada başkan yardımcıları seçimle iş başına gelmekte. 6'sında başkan tarafından atanmakta. 2'sinde de meclis tarafından, yani yasama organı tarafından ya 3'te 2 çoğunlukla ya da diğer usullerle başkan yardımcıları göreve gelmektedir. Dolayısıyla baktığımızda başkan yardımcılarının büyük oranda seçimle, başkanla birlikte seçime girmekte, aynı oy pusulası üzerinde ve birlikte seçildiklerini görüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda başkanların atanması bugünkü mevcut Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de uygulanmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yapılacak olan seçimlerden sonra göreve gelecek olan Cumhurbaşkanı'nın hani alternatif altılı masanın adayı Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde dışarıdan Cumhurbaşkanı yardımcıları atayabilmektedir. Zaten bununla ilgili anayasada da bir sınırlama bulunmamaktadır. En az bir başkan yardımcısı ibaresi anayasada da yer almaktadır. Bugün bilvaki bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı bulunmaktadır Sayın Fuat Oktay. Ancak Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde sayıyı arttırabilir. Bu kuşkusuz gereklilikler ve zorunluluklar nedeniyle sayının artırılabileceği söz konusu olabilir. Bu çerçevede baktığımızda bu ara formül ya da yeni model acaba ne kadar geçerli? Çünkü burada ikili yetkilendirme dediğimiz, yani seçimle iş başına gelinen veya atamayla iş başına gelinen iki farklı görevde acaba karar alma mekanizmasında kişiler yer alabilir mi? Bu seçilme yeterliliğine sahip kişiler yer alabilir mi? Buna bunu belediye başkanları için söylüyorsunuz dünya, herhalde değil mi hocam? Efendim? Bunu belediye başkanları için söylüyorsunuz. Genel olarak söylüyorum. Genel olarak söylüyorsunuz. Evet, çünkü dünyadaki benzer uygulamalara baktığımızda her ne kadar bu öyle bir benzer uygulamada yok. Yani her ne kadar Fransa'da 2014'e kadar belediye başkanı, örneğin yine başbakanlıkta yapmış, hatta cumhurbaşkanlığı yapmış Jacques Chirac, Paris Belediye Başkanı'yken 1990'larda aynı zamanda başbakanlıkta yapmıştı. Yine Fransa'da başka uygulamalarda söz konusu, hem bakanlık hem belediye başkanlığı yapan bazı siyasiler sınırlı sayıda da olmuştur. Ancak devlet başkanlığı ile ilgili dünyada bir örnek bugüne kadar görülmemiştir ve ya da devlet başkanı yardımcısı olarak Jacques Chirac dışında, Fransa uygulaması dışında bir örnek görülmemektedir. Dolayısıyla bu son ara formüle baktığımızda nasıl değerlendirebiliriz? Dünya uygulamalarında şunları görüyoruz yaygın bir biçimde. Özellikle Avrupa ülkelerinde Finlandiya, Fransa ve Belçika başta olmak üzere belediye meclis üyesi veya işte yerel düzeydeki herhangi bir seçimle iş başına gelinen bir makamda üyeliği var. Aynı zamanda ulusal mecliste de üye. Bu sıklıkla görülüyor. Özellikle Belçika bu konuda belki enflasyonist biçimde bugün de hala devam eden milletvekilleri ve senatörlerin bir bölümü yerel düzeyde aynı zamanda seçimle iş başına gelinen görevlerini yürütmektedirler. Bu bağlamda baktığımızda aslında çifte yetki ya da ikili yetki konusunda bizim anayasa hukukumuzda ve diğer yasalarımızda herhangi bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla
bu uygulanabilir. Ancak bunun uygulanabilmesi için mutlaka bu protokol de bence özenle hazırlandığını anlıyoruz. Her ne kadar açık uçlu bir 12. madde olmakla beraber bu altılı masanın yayınladığı protokolün onu ya da deklarasyonun 12. maddesi burada iki husus vurgulanıyor. Birisi uygun görülen zamanda ve Cumhurbaşkanı'nın tanımlayacağı görev sınırları içerisinde. Belki buna her ne kadar üstü kapalı olarak bunu anlıyoruz. Çünkü bir geçiş, sizin de söylediğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme bir geçiş planlanıyor. Dolayısıyla bunun bir süresi olacak. Kısa, orta ya da uzun. Ancak belki bu düzenleme yapılırken, yani sayın belediye başkanları seçilecek olan altılı masa ya da millet ittifakının adayı Cumhurbaşkanı seçildiğinde görevlendirilecek sayın belediye başkanlarının aynı zamanda görev süresinin de tanımlanması uygun olacaktır. Yani hem görev sınırları, hem ne zaman görevlendirilecekleri ve bu görevlendirmenin ne zaman sona ereceği de yapılacak olan muhtemelen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu düzenlenecektir. Anayasa değişikliğine gerek yok, çünkü herhangi bir anayasa değişikliğine gerek olacak bir durum söz konusu değil. Bu konuda bir hüküm anayasada yer almıyor. Yani belediye başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olur ya da olmaz biçiminde bir düzenleme söz konusu değil. Ama orada yine de o ara formülde de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü hedefimiz parlamenter sisteme geçmek dediğimiz zamanda da diyorsunuz bu altılı masa için. Orada o ara formülde yine demokrasiye, demokrasinin önemli temel güçlerinden güçler ayrılığına dikkat etmek gerekiyor vurgusunu yapıyorsunuz. Ben buradan yine şu iki basamaklı soru olaraktan sorayım. Çünkü başta nasıl ki sorduk bu Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın herhangi bir yerinde var mı diye. Ama bu neticede referanduma gidildi ve halkımız böyle takdir gördüğü için bu şekilde oldu. Şimdi halkın fikri değişebilir, başka bir yöne de gidebiliriz. Bunların hepsi gayet mümkün olan şeyler. Neticede buna oy veren vatandaş da siyasi yönetişim uzmanı değil. Sizin mesleğiniz bu. Bütün dünya genelinde bu işe bakıyorsunuz. Bir, bu anlamda şimdi bu gidilen yolda Türkiye'nin başarısını siz nereden görüyorsunuz? Ben ekonomiden görüyorum. Kurumsal kimliğin erozyona uğramasının Türkiye'nin uluslararası arenadaki siyasi kapitaline yansıyışından görüyorum. Oradan bakıyorum. Belki siz başka bir karineden bakıyorsunuz. Belki orada bize bir ışık tutabilirsiniz. İkincisi, şimdi yayın öncesinde konuştuğumuzda da çalışmaları paylaştınız. Parlamenter sistemlerin erozyona uğradığı, güçsüzleştiği her ülkede neredeyse demokrasinin sekteye uğraması kaçınılmaz gözüküyor. Bir de o ikisi arasındaki bileşeni bize bir açar mısınız? Biz kamuoyu olarak oradaki dinamiği doğru anlayalım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Evet, aslında bu iki aşamalı sorunuzda bir önceki soruyla da bir bağlamda ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü 2018'den bugüne kadar yapılan uygulamalar, yapılan değerlendirmelerde birçok dalgalanmalara ya da istikrarsızlıklara da yol açmıştır. Bu özellikle sizin de belirttiğiniz gibi kamu yönetiminde, yani örgütlenme düzeyinde, yani yeni birimlerin oluşturulması, kapatılması, görevlerinin değiştirilmesi gibi bir takım istikrarsızlıklar ortaya çıktı. Bu nedenle de eğer Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır ve sayın belediye başkanları da parti ittifak dahilinde olan parti liderlerinin yanında iki yeni başkan yardımcısı olarak görevlendirilirse, uzun vadede, orta ve uzun vadede yine bugün 2018'den 2023'e kadar kamu yönetiminde yaşadığımız örgütlenme bağlamında, sürecinde yaşanılan
kargaşa ya da karışıklıklara yol açmayacak. Biraz önce belirttiniz, vatandaşın özellikle zihninde yönetimin nasıl kurulduğu, nasıl işlediği ve aynı zamanda ne gibi sonuçlara yol açacağı ve buna bağlı olarak da eğer demokrasi düzeyimizi yükseltebilirsek yönetimden nasıl hesap soracağımızı da vatandaşın çok iyi anlaması gerekir. Çünkü siz de biliyorsunuz seçimler aslında demokratik ülkelerde seçimler ulusal hükümetlerden ya da yönetimlerden hesap sormanın, hesap verebilirliğin daha iyi bir ifadeyle en önemli aracı. Dolayısıyla biraz önce belirttiniz referandumda 2017 referandumunda halk Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mi onayladı yoksa kişileri mi onayladı ya da onaylamadı mı? Bu da çok hala temel sorulardan bir tanesi. Çünkü çıkış anketlerinde 2017 referandumu sonrasında hani bir takım yine usule uygun olmayan bazı uygulamaları bir kenara bırakacak olursak çıkış anketlerinde şuna da değinmişti denekler ya da vatandaşlar. Biz aslında Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oyladık. Yani anayasa değişikliklerinin içeriğini muhtemelen belki konuyla ilgili olanlar bile çok iyi anlamadan bir hızlı bir anayasa değişikliği ve hızlı bir referandum dönemi yaşamıştık. Şimdi buradan ikinci sorunuza geldiğimizde özellikle yine bir slide daha sizinle paylaşmıştım. Özellikle bu ikinci bölümde sorduğunuz sorunun ikinci aşamasında yani parlamentonun zayıfladığı ülkelerde demokrasi de aşağıya doğru gidiyor. Türkiye'de baktığımızda aslında uzun erimli göndermiş olduğum slaytta da görülebileceği gibi. Getireyim hocam hemen onu da ekrana. Arkadaşlar şimdiki ekrana taşıyacaklardır o slaytı da. Geldi evet, sanıyorum. Özellikle 2010'dan itibaren baktığımızda çok açık bir biçimde görüleceği gibi bu görselde 2010'dan sonra yani 2010 anayasa değişikliğinden sonra yasama yürütme ilişkilerine baktığımızda yasamanın son derece ve ani sert güçsüzleştiğini görüyoruz. Yani büyük bir düşüş var. Değişik göstergeler bu yine Varieties of Democracy ya da demokrasinin türleri projesinden almış olduğum oradan oluşturduğum Türkiye ile ilgili bu OECD ile kullanabiliriz tabii Avrupa Birliği'de durum nedir ancak Türkiye'de çok keskin 2010 ve özellikle de 2015 ve 17 sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani yasama organı parlamentonun güçsüzleştiğini görüyoruz. Ancak OECD ülkelerine ya da Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda her ne kadar bu gruplarda da yine demokrasiden ayrılan ülkeler ya da demokrasiden otokrasiye doğru ilerleyen ülkeler olmakla birlikte büyük oranda daha istikrarlı bir seyir izliyor. Güçleri ayrılığı, yasama yürütme ilişkileri. Tabii burada yargıyı da bir anlamda göz önüne almamız gerekebilir. Ancak yine sorunuzun ikinci bölümde sorduğunuz sorunun... Hocam o ikinci bölüme gelmeden önce ben kısaca bir lafınızın arasına da girmek istiyorum. Lütfen. Çünkü Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı depremden sonra geride 45 gün kaldı. Hakikaten olanı hali hazırda toparlamaya çalışıyoruz. Çok da kolay bir süreç değil. O ilk 48 saat, ilk 72 saat sanıyorum Türkiye'nin tarihinde hep sorgulanacak. Nerede, ne oldu, nasıl oldu diye. Ama bunun içerisinde bir de Kızılay var. Eski Türkiye'nin Kızılay'ıyla bugünkü Türkiye'nin Kızılay'ı bu yeni yapılanmadan sonraki olan süreçte ciddi bir farklılaşma oldu ve o kırımsal kimliğe olan güven işte burada uluslararası platformlarda da kendini gösteriyor. Dün haberlere yansıdı ki Uluslararası Kızılay ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türk Kızılay'ının statüsünde değişikliğe gidebilecek. Şimdi bunu hakikaten anlayanlar için aslında bu son derece acı verici, son derece üzücü de bir gelişme. Çünkü Türk Kızılay'ı dediğimiz zaman
karşılıksız, hiçbir şeyi satmadan insanların ihtiyacı olduğunda acil onun yardımına giden bir devlet kurumundan, uluslararası bir yardım kuruluşundan bahsediyorduk. Sonra oldu bu. Yeni Türkiye'de bu güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir tarafıyla ticari bir işletme gibi de yönetilir oldu. Orada çok ciddi hem tartışma var hem de herkes onunla ilişkisini kendi kursun, bir yerde de sanıyorum küçük bir isyanda var. Nasıl yaptınız bunu Türk Kızılay'ına diye. Onu da tam yeri gelmişken eklemek istedim kurumları olan erozyonda. Buyurun hocam. Kuşkusuz. Tabii bu vesileyle ben de deprem felaketinde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve tabii bu uzun erimli bir süreç olacak hepimiz için. Yalnızca depremi doğrudan yaşayanlar değil, bunun toplumsal, ekonomik ve kuşkusuz siyasal sonuçları da olacak. Ve kuşkusuz yine bölgede de farklı gelişmelere yol açabilir. Bu nedenle belki şunu da vurgulamakta yarar var. Yönetimler, siz Kızılaç ve Kızılay ilişkileri bağlamında söylediniz. Yine mali piyasalar çerçevesinde kredibilite dediğimiz, yani bir anlamda güvenilirlik, aslında öncelikle vatandaşın yönetime güvenmesi söz konusu. Yani vatandaşın yönetime güvenmediği ya da güveninin sarsıldığı sistemler, adı ne olursa olsun, ister başkanlık sistemi, ister yarı başkanlık, isterse parlamenter sistem olsun, mutlaka zafiyete uğrayacaktır. Ve orada çok yönlü olumsuz gelişmeler olacaktır. Bunu da göz önüne almamız gerekir. Şimdi bu çerçevede baktığımızda kurumsal zafiyetin yanı sıra yine yapılan uygulamalarda, mali uygulamalara baktığımızda çok ani kararlar, son denge denetleme ağının yayınladığı bir almanak, 2022 almanağı çıktı. İzleyicilere eğer fırsatları olursa, elektronik ortamda da mevcut, onu da okumalarına tavsiye edebiliriz. Bu çerçevede baktığımızda aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yalnızca merkezi hükümet ve taşra örgütüyle ilgili süreçlerde değil, aynı zamanda mahalli idareler ya da yerinden yönetim kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde de bir istikrar oluşamadı. Bunların arasında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları da dahil. Dolayısıyla konu çok geniş, zamanımız sınırlı. Evet, biliyorum. Hocam ancak şimdi 10 dakika gibi bir süremiz var. Ben süreyi bir anımsatayım size ve tekrar sizi odaklamak istiyorum. Parlamenter lütfen. Sistem ve demokrasi. O başlığı açalım. 10 dakikadan evet. Daha az bir süremiz var. Buyurun. Şimdi bu 2018'den bugüne kadar yapılan uygulamalarda kuşkusuz iyi uygulamalar da yapıldı. Ancak olumsuzluklar olumlulardan daha fazla olduğu için ya da günlük yaşantıyı gerek ulusal düzeyde, gerek yerel düzeyde, gerekse uluslararası ilişkilerimizde son derece etkilemekte. Bu nedenle bu zafiyetlerin giderilmesi ya da alternatif olarak yeniden eski uygulama, daha farklı araçlar ve süreçlerle parlamenter sisteme dönüş. Bunlar çok mantıklı çerçevede düşünülmeli ve yaşama geçirilmeli. Şimdi baktığımızda parlamenter sistem ve başkanlık sistemleriyle ilgili değerlendirmelere baktığımızda yine paylaştığım sizinle hocam, paylaştığım hocam çok özür dilerim lafınızın arasına gireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet paylaştı, onu hemen ekrana getirmek istiyoruz. Yavru vatanımızın evlatları Adıyaman İsyas Otel'de cinayete kurban gittiler diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ailelerle görüşmek üzere Selvi Hanım ile az önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldik. Yavru vatanın çığlığına sessiz kalınmayacak. Selvi Hanım ve benim için hayatımızın en zor günlerinden biri bugün olacak diyor. Az önce depreme de gönderme yapmıştık. Hakikaten işte bu
can meselesi, can güvenliği meselesi, yaşamımızı olabildiğine refah içinde, huzur içinde, güven içinde yürütebilmemizin meselesi. İşte orada parlamenter sistemin getirdiği ama belki Türkiye'de daha önce mükemmel olmayan fakat güçlendirmemiz gereken o sistemde güçler ayrılığı dengesi son derece önemliydi. Buradan lafı size vereyim ama hemen odaklayalım hocam demokrasi ve parlamenter sistem arasındaki o dengeyi. Buyurun. Evet, şimdi bu konuda yapılan çok değişik çalışmalar var. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve demokrasi. Tabii demokrasiyi de yine kısaca şöyle söyleyelim. Demokrasi yalnızca bir yönetim, yani soyut anlamda bir idare, birey, idare, devlet, vatandaş ilişkisi değil. Burada işte deprem de dahil olmak üzere ya da deprem olmadan önce alınacak önlemler, deprem sonrasındaki gelişmelerin, yardımların sevk ve idaresi ve çok anahtar bir kelime koordinasyon kavramı son derece önemli. Biz son dönemde, yani bu depremden sonraki son bir ayı aşkın süredir yaşananlarda olabildiğince koordinasyon konusunun iyi uygulanamadığını görmekteyiz. Aslında Cumhurbaşkanlığı stratejik planında bu konunun altı çiziliyordu. Yani tüm devlet organları arasında etkili bir koordinasyonun kurulması bir hedef olarak gösterilmekle birlikte ne yazık ki koordinasyon konusunda olumsuzluklarla karşılaşıldı. Şimdi iki tane çalışmanın çok kısa iki başlık vereceğim. Biri 2009'da yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Üniversitesi'nde 3 akademisyenin yaptığı bir çalışmaydı. Başkanlık ve parlamenter sistemleri çok değişik göstergeler bağlamında inceliyorlar. Diğer bir çalışmada 2018 yılında yine yapılmış olan iki akademisyenin, bunlardan ya da ek uzmanın, bunlardan bir tanesi de tesadüfen bir Türk hanımefendinin, Gülçin Özkan da bu Richard McManus'la beraber bu çalışmayı yapmışlar. Acaba hangisi ekonomi alanında, başkanlık sistemi mi yoksa parlamenter sistem mi ekonomik ve mali süreçlerde daha etkili, daha iyi bir performans gösteriyor? Her iki çalışmaya da, yani 2009 ve 2018 çalışmalarına genel olarak değerlendirdiğimizde şu gözlemleniyor: özgül ya da ülke bazlı özellikler saklı kalmak kaydıyla, çünkü farklı, biraz girişte de belirttim, farklı başkanlık uygulamaları var, farklı parlamenter sistem uygulamaları var. Ancak genel olarak baktığımızda parlamenter sistemler özellikle iktisadi ve mali süreçlerde performansın daha yüksek olduğu sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebepleri var. Bunları söyleyelim. Her şeyden örneğin, mesela bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan birine büyüme, ekonomik büyüme, yıllık ekonomik büyüme. Diğeri de enflasyon. Mesela bu en son yapılan 2018'de yayımlanan çalışmada, yine dünyadaki birçok başkanlık, 119 ülke üzerine yapılmış bir çalışma, 24 başkanlık sistemi, 15 yarı başkanlık, 80'de parlamenter sistemi almışlar bu örneklem olarak bu çalışmada. Buldukları şey şu: yıllık üretim artışı %6 ile %1.2 puan daha düşük ve gelir eşitsizliği de daha fazla başkanlık sistemlerinde. Yine baktığımız zaman parlamenter sistemlerde ise en az %4, bu göstergeler bağlamında, özellikle ekonomik büyüme bağlamında olumlu bir gelişme görüyoruz. Dolayısıyla başkanlık sistemlerinde gelir eşitsizliği de %12 ile %24 arasında daha kötü parlamenter sistemlere göre. Bunun nedenlerine baktığımızda parlamenter sistem, bildiğiniz gibi, farklı kesimlerin, toplum kesimlerinin, farklı görüşlerin parlamentoda ortak bir karar alması konusunda müzakereci bir ortama açık. Çünkü evet, bir cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı ve bir de yine seçilmiş başbakan
ve oluşturduğu bakanlar kurulu ya da kabine bulunmakta. Ancak kararlar, uygulanacak kararlar meclis ya da yasama organı tarafından, parlamento tarafından alınmaktadır. Bu durum başkanlık sistemlerine göre parlamenter sistemlerde farklı görüşler, farklı siyasal gruplar, siyasal partiler ve çıkar grupları arasında bir uzlaşmayı ve aynı zamanda koordinasyonu da daha etkin kılmayı öngörmektedir. Bu nedenle parlamenter sistemler esas itibariyle başkanlık sistemlerine göre daha önde gelen ve daha üstün görünen sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Daha güçlü siyasi partiler söz konusu bu sistemlerde. Yine işbirliği, yine biraz önce değindiniz atamalar bürokraside, kamu yönetiminde burada sıkı bir denetim daha yakın, daha olanaklı. Yine merkezi düzeyde görev yapanların seçimlerde hesap verebilirliği parlamenter sistemde daha kolay. Yine esnek bir politika oluşturma kapasitesi söz konusu gibi hususları parlamenter sistemin öncelikleri ya da üstünlükleri biçiminde değerlendirebiliriz. Bu bağlamda Türkiye'de yeniden parlamenter sisteme geçiş kuşkusuz öncelikle kurumsal yapının rasyonel bir temelde oluşturulması. Hocam süremiz doldu gibi, rica etsem son cümlenizi alayım. Evet. Parlamenter sistem eğer uygulanacaksa öncelikle kurumsal altyapının önceki deneyimlerden de yararlanarak rasyonel bir biçimde örgütlenmesi ve aynı zamanda etkili bir biçimde uygulanmasıyla gerçekleşebilecektir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.